Ömrünü İslam bilim ve düşünce tarihine adamış, geriye çok kıymetli ve bugün dahi faydalanılacak eserler bırakmış olan biriydi. Bundan 4 yıl önce kaybettik kendisini. 30 Haziran 2018'de hayata veda etti. Kim mi? Zamanın oğlu Mehmet Fuat Sezgin. Eşine az rastlanan bir azmin öyküsü bu. İslam tarihini koydu önüne. Tarihin tozlu raflarında kayboldu. Günün 17 saatini çalışarak geçiriyordu. Doğru bilinen birçok yanlış olduğunu fark etti. Doğrularını bilgi ve belgelerle savundu. 24 Ekim 1924'te Bitlis Kızıl Mescid'de başladı hikayesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Fizyolojisi bölümünde lisans eğitimi almaya başladı. Arapça dahil birçok dili ana dili gibi öğrenmeye gayret ediyor, İslam bilim tarihine dair birçok yazma eser tarıyordu. 1947'de mezun olurken o güne kadarki çalışmalarda birçok eksik tespit etmiş, araştırma yapacağı konular hakkında birçok kaynak toplamıştı. 1960'a gelindiğinde askeri darbe gerçekleşti. O zamana 147'likler olarak damga vuran, üniversitelerden ihraç edilen 147 öğretim üyesinin içinde buldu kendini Fuat Sezgin. Listede yer aldığını gazeteden öğrendi. Kendisi için ayrılık vaktiydi. Çok sevdiği ve çok şeyler yapmak istediği vatanına veda etmesi gerekiyordu. Avrupa'daki dostlarına mektup yazdı. Frankfurt Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden cevap gelmişti. O, tercihini dünyanın tek bilimler tarihi enstitüsünün olduğu Frankfurt'tan yana kullandı. 1965 yılında profesör oldu. Oradaki çalışmalarının ağırlık noktası İslam kültür çevresinde tabii bilimler tarihi alanı olmuştu ve bu alanda 1965 yılında habilitasyon çalışması yapmıştı. Henüz İstanbul'dayken başladığı 7. ile 14. yüzyıldan itibaren gelişen İslam edebiyatı tarihi çalışmalarına Almanya'da da devam ederek oryantalistik çalışmaları için kaynak eser haline gelmiş 13 ciltlik eserini hazırladı. 1982 yılında Göte Üniversitesi'ne bağlı İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve 1983'te de buranın müzesini kurarak direktörlüğünü üstlendi. Bu işleri kendi ülkesinde yapamamanın üzüntüsünü yaşıyordu. Türkiye'ye geri dönmeyi koydu aklına. Vatanında açacağı müzenin çalışmalarına başladı ve yola koyuldu. Gülhane Parkı'nda kuruldu müze. 25 Mayıs 2008'de açılışı yapıldı. Sezgin hayallerine 84 yaşında kavuşmuştu. Türkiye'de yaptığı son büyük hizmet Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'ni kurmak oldu. Son yıllarını İstanbul'da geçirdi. Son günlerinde de hep kitaplarına sarıldı. Ve 30 Haziran 2018'de bundan 4 yıl önce hayata veda etti. Zamanın oğlu Profesör Doktor Fuat Sezgin'i rahmetle anıyoruz.